Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, hisseli olan parsellerin bölünmesi için çok büyük mücadele verdim ve çok şükür muradımıza erdik. Sadece bir kardeşimizin müracaatıyla parseller artık ifraz oluyor, bölünüyor. Bir yolumuz kaldı, bir merdivenimiz kaldı. O da nedir? Plan tadilatları bir yılda gerçekleşmesi lazım. Neden bunu ısrarla istiyoruz? Çünkü bütün planlar 3'te 2 çoğunluğa göre yapılmış. Yani parselin tamamında kentsel dönüşüm gerçekleştiği takdirde ondan sonra ancak bu planlar hayata geçebilir. Halbuki deprem kapıda bekliyor. Marmara kaynıyor. Bütün uzmanlar açıklıyor. Ne yapmamız lazım? İmarın önünde ne kadar engel varsa kaldırmamız lazım. Onun için biz Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize güvenimiz tam. Talimatlarını bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda kentsel dönüşümle ilgili yeni yasalar çıkacak. Peki ne istiyoruz? Yeni yasalarda 2000 yılından önce yapılan bütün binalar kentsel dönüşüm alanına alınsın. Mahkeme yolları kapansın. Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine %50+1 olsun. Ve en önemlisi plan tadilatları mutlaka bir yılla sınırlandırsın, yasaya alınsın. Onu neden istiyoruz? Çünkü hiçbir planda normal kullandığımız yollar yok. O yollar olmadan parselleri ifraz edemeyiz. Parselleri ifraz etmeden de kentsel dönüşümü gerçekleştiremeyiz. TOKİ mi? Biz TOKİ'ye karşı değiliz. Ama TOKİ Üsküdar'ımızda gerçekten tam 5 yılımızı kaybettirdi. Neden? Çünkü binaya oran, ağaca oran, kömürlü oran, kümese oran, herkes onu bekliyor. Biz TOKİ'de kentsel dönüşümü gerçekleştirsin, Kent AŞ'de gerçekleştirsin, özel müteahhit firmalarımız da gerçekleştirsin. İnsanlarımız kendi inşaatlarını da yapabilsinler. Şu görüntülere bir bakın kardeşlerim. Hangi TOKİ, hangi Kent AŞ yapacak bunları? 50 tane müteahhitle biz Üsküdar'ı dönüştüremeyiz. Ne yapmamız lazım? Müteahhitlerin önünü açacağız. Her türlü teşviki vereceğiz ve kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Onun için özellikle Üsküdar'ımıza kaliteli firmaları davet ediyoruz. Finansmanı güçlü, karnesi yüksek firmalarımız mutlaka Üsküdar'a gelmeli.